21. Açık Sümani Baba Anma programına hoş geldiniz, sefa geldiniz. Aylardan Ağustos, günlerden Cuma, gün doğmadan evvel iklimi Roma, Alparslan ordusu geçti hücuma, yeni bir şevkle gürledi gökler. Ya Allah, Bismillah. Elde yalıngılı Türkmen başbuğu, ardında Oğuz'un 50.000 tuğu, andırır Altay'dan kopan bir çığı, budur peygamberin övdüğü Türkler. Ya Allah, Bismillah. Türk, ulu Allah'ın soylu gözdesi, Malazgirt Bizans'ın Türk'e seddesi, bu ses, bu ses insanlığa hakkın müjdesi, bu sesle yükselir bütün yürekler. Ya Allah, Bismillah. Allahu Ekber. Açılış konuşmasını yapmak üzere Narman Belediye Başkanımız Burhanettin Eser Bey'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sayın Başkanım, buyurun. Sayın Başkanlarım, kıymetli Narmanlı hemşehrilerim, 21.sini düzenlediğimiz Aşık Sunmani şenliklerinin ikinci gününe hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aşık Sunmani'nin birçok şiiri farklı makamlarda bestelenerek sanatçılarımız tarafından okunmaktadır. Birazdan sahne alacak sanatçılarımızın seslendireceği Aşık Sunmani türkülerini dinlerken keyifli vakit geçirmenizi diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Kendine has bir söyleyiş şekli olarak şöhret bulan ve halk müziğinde Sümmani ağzı olarak yaygınlaşan tarzın da sahibidir ve bugün Türk halk müziği ile ilgilenen herkes bunu bilir. Sümmani ve onun gibi kültürel değerlerimizi eserleriyle yaşatanlara sahip çıkmak, gelecek kuşaklara aktarmak boynumuzun borcudur. Ve şu anda aslında burada yapılan da bundan farklı bir şey değildir. Önce Sayın Başkanım dedi ki, Sümmani'nin bazı şiirlerinden, işte Narman'ın peri bacalarının bulunduğu kısımlarda, o güzel yerde birer dörtlük, birer kıta koyduk. Gezenler orayı daha iyi anlamlandırsınlar diye. Ben de kendisinden bir istirhamda bulundum. Dedim ki sadece Narman'da değil, Erzurum'daki bazı parklarda da Sümmani'nin dörtlüklerine yer verin lütfen başkanım dedim. Sağ olsun, o da kırmadı. Düşünürüz dedi. Bu bir sözdür tabii ki. Şimdi Narman'ı Narman yapan sadece coğrafyası değil. Yani mesela Narman denilince akla kırmızı topraklardan oluşan, biz bugün seyir terasını da gezdik. Oradan vadinin tamamını gördük. Fevkalade bir doğal yapı. Bunun için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Ama aynı şükrü Sümmani'yi Narman'a bağışladığı için de yapmamız lazım. Çünkü Sümmani hakikaten zor bir dönemde çok fevkaladenin üstünde diyebileceğim şiirler yazmış, kaleme almış. Sümmani demek zaten Arapça bir terim olduğu için onun ne anlama geldiğini söylersem sanıyorum siz de anlayacaksınız onun çektiği ızdırabı. İşte Sümmani daha küçücük bir çocukken Ablak Taşı'nın orada bir rüya görüyor ve rüyada kendisine bade içirildiğini söylüyor ve kendisine bu badeyi içirenlerin de Sümmani mahlasını verdiğini ifade ediyor. Peki ne demek acaba Sümmani? Zorluklara, sıkıntılara, felaketlere karşı dirençli olan, göğüs gerebilen demek. Dolayısıyla Sümmani o işte Erzurum'daki aşıklardan vesairelerden bir takım dersler aldıktan sonra
dünyanın özellikle Karadeniz'in kuzey tarafı olan o zor coğrafyayı temaşa etmiş, gezmiş, dolaşmış. Neyin peşinde? Gülperi'nin peşinde. Peki Gülperi kim? Gülperi bir hayali varlık. Yani her aşığın zihninde, hafızasında, hayalinde peşinden koşacağı bir varlık vardır. Sümmani'yi peşinden koşturan da o rüyasında kendisine gösterildiği söylenen Gülperi'dir. Peki Gülperi olmasaydı Sümmani olabilir miydi acaba? Kanaatimce olmazdı. Niye? Çünkü aşıkı söyleten aşkıdır. İşte o aşkının peşinde dolaştığı için Sümmani hem bir beşeri anlamda aşıktır, hem de hakkı terennüm eden, hakkı anlatan, yani tasavvufi anlamda bir şairdir. O yüzden Sümmani'yi sadece Narmanlıların değil, Erzurumluların, Erzurum'un bütün ilçelerinin, sadece Erzurum'un değil, bütün Türkiye coğrafyasının unutmaması gerekmektedir. Unutmamak için de Sümmani'nin deyişlerini, şiirlerini sık sık okumak gerekmektedir. İşte yine biraz önce duyduğum şeyi söyleyeyim. Narman'ın içerisindeki çarşılara da zannedersem Sümmani'nin beyitlerinden, kıtalarından, şiirlerinden örnekler konulacak. Onları okudukça ezberleyin lütfen. Ve sizler onu okudukça gönüller de onu okuyacaktır diye düşünüyorum. Narmanlı'nın ve Narmanlı'nın Sümmani'yi ve Sümmani'yi deyişlerini unutmamaları temennisiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın. Narmanlı Selim. Tez gel, yaralıyam tez gel, ben ölürüm tez. Tez, yaralıyam tez gel, ben ölürüm.
gel, ben ölürüm te. Hasretin beni vurmadan, arzım benim kurumadan, Azrail canım almadan, tez gel yaralıya, tez gel sevdalıya, tez gel belalıya te. Hasretin beni vurmadan, ağzım dilim kurumadan, Azrail canım almadan, yalvarır al tez gel Azrail canım almadan, yalvarırım tez gel yaralıyam, tez gel sevdalıyam, tez gel ben ölürüm tez yaralıyam, tez gel belalıyam, tez gel ben ölürüm tez. Çok teşekkürler. Bütün gelen insanlarımızı ta çarşıdan sahneye kadar olanların hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi bildiriyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Aşık Sümmaniye ve bütün ecdatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun değerli ustam. Buyur. Sabıkale valisinin vadisinde bir sancı çeker. Geleceğin edebi sanatın mehenk taşlarına örnek olacak bir çocuk doğar. Aradan 3, 5, 10, 11 derken ablak taşında 40 gün bir mezara hizmet eder ve manevi bir elçiyle o hala vakıf olur baba Sümmani. Tabii ki bunun hayatında gurbet vardır. Tam 3 yıl gurbet yaşamış. Bedeşan'a gitmek için gitmiş, Kırım'dan Batum'dan geriye dönmüştür Sümmani Baba. Derken artık Sümmani Baba'nın ismi Sivas'a kadar Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars istikametlerinde duyulmuştur. Sene 1885, Sümmani Baba 24 yaşlarında. 25 yaşına kadem basarken bir yaz günü, bahar günü çırağı olan sefili duymuş Şenlik Baba'nın ismini ve Kars'ta Çıldırın Suhara köyüne kadar gider. Ve orada Veli Ağa'nın odasında ben Sümmaniyim der. Şenlik'le imtihan olmaya geldim. Ve Şenlik Baba'yı çağırırlar. Şenlik Baba manevi alemde gördüğü Sümmani değil bu der. Ben orada görmedim. Ama bu da başka bir Sümmanidir diye kabul eder engin gönüllü insan. Ve orada bir imtihan olurlar. Aşık sefili burada cevap veremez. Geriye döner. Geriye döner gelir, sazı da Veli Ağa'nın odasında asılı kalır. Gelir günlerden bir gün Samıkale'ye, Sümmani Baba'nın yanına der ki neredeydin ya sen kaç gündür? Der ki Sümmani Baba ben Kars'a gittim. Suhara'ya geçtim. Suhara'da aşık Şenlik'le imtihan oldum deyince Sümmani Baba'nın o anki devri döner. Der. Vallahi imtihan oldum. Sazı da odada asılı kaldı. Kars'a şahi oldu ki aşık Şenlik Sümmani'yi mat etmiş, sazını bırakmış kaçmış. İster git, istersen gitme der.
Eh Sümani Baba, bir bakar ki bu başka bir davaydı. Bu başka bir meseleydi onun için. O günün şartlarında Kars Rus hakimiyetinde, geçişte pasaport soruyorlar. Sıradan da gitme yok. Kolay da değil. Büyük bir cesaret, koca bir yürek yanına aldığı amcası ve diğer arkadaşıyla birlikte yola çıkar ve günlerden bir gün Kars'ın Çıldır kazasına bağlı Suhara'ya gider. Bugün Ardahan oldu, Ardahan'a bağlı. Ve Suhara'da gittiğinde kavga var, dövüş var, köyde bir kabileler arası. Kan artık gövde götürecek şekilde dercesine bir kavga var orada. Tabi bu hala yetişir, haber gider Şenli'ye ki Aşık Sümmani gelmiş. O da der ki bana bir anlatın gelen misafirleri. Çakır gözlü, hafif sarışın, böyle bedenini, fiziki yapısını anlatırlar. Evet, Sümmani geldi der. Ve Şenlik Baba gelir, Suhara'da otururlar, bir muhabbet başlatırlar. İşte o muhabbette karşılıklı geldikten sonra sazını da götürmemiş. Şenlik Baba kardeşi Temel'e der ki, Temel Efendi, benim gümüşlü sazımı bu misafire getir. Hüseyin'e getir, ismini de söylemiyor ben Sümmani'yim diye. Ona getir ver, diğer sazı bana getir ver, o da bana bir şeyler söyler der. Derken bu muhabbet böyle başlarken Sümmani Baba'ya der ki, buyurun Derviş amca, Derviş Bey, siz önden gidin, ben arkadan geleyim. Aşık Şenlik böyle deyince Sümmani Baba der ki, hayır, burası Kars, Suhara. Ben buranın yolunu, erkanını bilmem. Sen önden git der, ben arkadan geleyim der. Ve iki aşık, Aşık Şenlik ve Aşık Sümmani sazları ellerine alırlar ve birinci imtihan orada başlar. Ben mikrofonu bunu bırakayım, öbür tarafa geçeyim. Şimdi mod değişti, sunuculuğu bıraktım. Sümmani Ocağı'ndan Aşık Nusret Sümmanioğlu'nun çırağı Ozan Baki Çetin, Şenli'ye vekaleten, Sümmani Baba'ya da vekaleten, yine Nusret Sümmanioğlu'nun çırağı İsrafil Taş'tan cevap verecek. Muhabbetim var, yalvarırım bire ben, aman aman, aman aman. Aldı Sümmani Baba. Hakiklara ben hamdolsun hamdü senaya düşmedim inkara ben aman ayın aman yet Adem'i Adem eyleyen Arif'i İrfan'ı büyüyeş Han için teslim oldum öyle bir hünkara ben aman 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 Otuz iki derdim vardır, 48 dava ile. 32 derdim vardır, 48 dava ile. 366 burca çıktım, 12 sahra ile. Aman aman aman. Çardırmaz
mezhepçardır kitapçar gönül sevdayla. Tasdik ikrar eyleyip çıkmadım kenara ben. Aman aman, aman aman. Farzı beyan ettim 48 cuma ile 366 gündür mahi bir sene ile. Aman ayın aman ye. Okudum ezber eyledim ilm ile imla ile. Alim için teslim oldum öyle bir dildara ben. Aman aman ye. Aman aman ye. Aman 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 aman. 54 babın içinde demin var, devranım var. 70 bin hicap içinde bir Şah-ı Kuban'ım var. Aman aman. 6666 derdimin dermanı var. Şendicem şeş hesabıyla kulam oldum öyle bir yara ben. Aman aman aman. Aman dört farzı beyan ettin sen gayet be gayet. 70 bin hicab içinde Habibin Nuri Ahmet. Aman ayın aman ye. 6666 ayeti beyinan ye. Sümmaniyem ulem oldum öyle heznedara ben. Aman aman ye. Aman aman ye. Birkaç gün sürer. Meselenin bir noktasına gelmiştiler ki artık köyde bir kalmakal olduğunu bahsetmişti Aşık Şenlik. Bir celallanma sezer halkta ve Sümmani Baba'nın işte anlatımı ve Sümmani Baba'nın vasfını, varyantını şöyle dile getirir. Ben burasını şiir olarak okuyacağım. İsrafil Bey de Sümmani Baba'nın ona izafeten söylediğini söyleyecek. Merhaba baba Sümmani Cevher satan merhaba. Kelamı kadim içinden harfi çeken merhaba. Hasret kaldık bu dünyanın mahı tapsiyasına. Dünyanın müzeyyen keyfin koyup geçen merhaba. Merhaba ey baba Sümman, merhaba. Namerd odur ehli dilde hasiyet görse dana. Mağribi meşrike katsam tenzil edersin bana. Çıkıp sana arşu alaya ismi ayandır sana. Melekler safında durup arşta uçan merhaba. Merhaba ey baba Sümman, merhaba. Kerametin zuhur etti ehli diller başısan. Şenlik'in gözünün nuru Hulistan kardeşsan. Cennetül Beşit bağında müminler yoldakisan. Hazreti pirler elinden bade içen merhaba. Merhaba ey baba Sümman, merhaba der ve Sümmani Baba. Mücevher satan ehli dilde sultan sen mi sen Şenlik? Mağrip'ten maşiga ayan ve beyan alemde ürşan sen mi sen Şenlik?
Ehle mağripten maşrika ayan ve beyan, alemde ürüşan sen mi sen şey. Kanillar üzer yığınar mücevher kanil. Bir görenler bir de arzular, seni can içinde şirin can mı sanki? Bir görenler bir de arzular seni efendi, can içinde şirin can mı sanki? Sümmani kutlandır cevher satana, ben de geldim kardeş sizi vatana. Hükmü kana benzer kendi sultana, çıldır ellerinde kanlı sanşek. Hele hükmü kana benzer kendi sultana, çıldır ellerinde kanlı sanşek. Eyvallah değerli usta, yüreğine sağlık. Bize düşen zaman bu kadar. Evet, Şenlik Baba ile Sümani Baba'nın arasındaki muhabbetlerden bir kesitti bu. Alkışlarınızla İsrafil Usta'yı yerine gönderiyoruz. Başkanlarım, şimdi Sümani Baba'nın şiirlerini güzel okuma yarışması böyle anlık gelişme oldu. Başkanımızın talebiyle programın içine empoze ettik tabii ki. Tabii bizim mana aleminde, muhabbet ve sevgi aleminde Narman Başkanımız var. Narman Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız, ne sayarsanız sayın, çok değerli şairimiz Yavuz Başkanımızı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Yavuz, Kadir Yavuz Bey, Kadir Yavuz Bey Başkanımızı. Evet Kadir Yavuz Bey, seni bekliyoruz. Sayın Başkanım, alkış az oldu başkanımıza. Gel, gel, gel. Hoş geldin. Sefa geldin. Gel. Buradan okuyabilirsin. Buyur başkanım. Ben sen geldim ben. Konuşmayalım. Başkanım, söylüyorum. Fon mu versin? Fon vermeniz lazım. Anım, söz söyle bunu. Otan olsun, olsunum kendim. Şimdi alır gönlüm, gönlüm anlamaz. Şimdi atan yılmaz, ben şimdiden yarın okum. Şimdi atan yılmaz dedim. Şimdi namaz kılın. Bak Allah'a dönün, söyledim annem. Çünkü Allah'a dönün, atan yılmaz dedim. Atan yılmaz, sen olsun. Teşekkür ederiz, alkışlarınızla uğurluyoruz. İkinci yarışmamız Kemal Sergin. Evet, Kemal Sergin. Evet, değerli amcamız. Sümani Baba'yı en iyi bilenlerden biri ağabeyimiz. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Kıymetli kaymakamım, değerli belediye başkanım, kıymetli misafir belediye başkanlarım, değerli misafirler, kıymetli narmanlar, ben de Samıkale köyünden Sümmani Baba'nın bir komşusu olarak ölene kadar o türbeye hizmet edeceğim. Ben de dedemizden bir beyit okuyacağım.
Biraz beytim uzun ama affinize sığınarak okuyacağım. Vücudum şehrini seyran eyledim. Bir köşenin 77 yolu var. Evvel 66'sına uğradım. 11'inin türlü türlü hali var. Kimisin nece hesaplar güder. Kimisin borç eder, kimisin öder. Orada birin gördüğün berzingenlik eder. 366 insan golü var. 7 kapı açılır arşın katında. 4'ü zahirinde, 3'ü batında. Orada birin gördüm hakkın katında. Kudretinden sermayeli mali var. 1001 malı vardır bir de dükkanı. Bir sarafı vardır malı satanı. 4 direk üstüne 12 nişanı. Her birinin cevheri var, leli var. Kimse bilmez o cevherin kıymetin. 14 kalacı var yapısın metin. Kalanın kapısını açmaya çetin. Kilidinin 32 dili var. Destur olmayınca ben açamadım. İyi ile kötüyü ben seçemedim. Sürat köprüsünden ben geçemedim. Daha ondan öte müşkül hali var. Bir kuşun deveyi sağdığın gördüm. Karıncanın göce aldığın gördüm. Bir anneden 5 kız doğduğun gördüm. Bir babanın 99 oğlu var. 99 oğlan ne yedi içti? Bunların günleri neyle geçti? Oğlanın birisi deryaya düştü. Daha oynar ücre derin yeri var. Bir kızın 4 eri var yine de der er sizem. 6 annesi var yine de der öy sizem. Bir koyunun 10 kuzusu var koyun der ben emdirem. Ol koyunun memesi yok sütü var. Ol koyunun sütü ne tatlıdır ne acı. Onun ona göre var ihtiyacı. 14 bahçesinde 3 gül ağacı. Herisinin 16'şer gülü var. O gülün birine elim uzattım. Alma diye feryat etti bozattım. Bülbüllerin sedasını gözettim. Sedası yok ama şirin dili var. Sümman der ki bu sırra ereyim dersen. Şattaki sultanı göreyim dersen. Erkete iman ile varayım dersen. Yalanı söyleme doğru yolu var. Diyor ki sümmanı dünyayı eylemiş teftiş. Sanma ki ülkene düştü bir baykuş. Hem aşığam, hem mollayam, hem devriş. 12 elimde elim var benim saygılarımla. Eyvallah. İşte buraya mı alalım? Afacı abi buraya gel. Ha orada otursun. Tamam, tamam. Evet, üçüncü yarışmacımız Mustafa Coşkun beyefendi. Efendim, Narman'ın her üç taneden iki tanesi, iki şahsı Sümmani'yi çok iyi bilir. Hatta üçte üçtür diyelim ama hoş geldiniz, buyurun. Kıymetli protokol, değerli Narmanlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu akşam sizlere Sümmani şenliklerinde Sümmani Baba'nın Ethem Baba'yı anlatan eserini okuyacağım. Ey Salihkah, Aca oğlum, Sercirifdar buradadır. Satmayasınız terzumansız guşi ağyar buradadır. Fikrinizi zayi etmem ham hayal sarşısında. Doğru metre, dürüst pazar, doğru apan buradadır. Açmışız hay kapısını, hayya nazar etmeye. Daima hay ile haydır. Yar ile yar buradadır. Göz odur ki gördüğünden gayrıya meyil etmeye. Göz ile göz, söz ile söz aslı tüccar buradadır. Aşığın derdi davası.
ahından ah gösteren haznedar buradadır. Söyleyen sümmani amma eşari aşk yoludur. Bu yolu gösteren kimdir ki? Haydar buradadır. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Dördüncü yarışmacımız, ben şu liseye çok mutlu oldum çünkü genç kızlarımızdan da var. Fatma Betül Acar, alkışlarınızla buyurun. Ervah-ı Ezel'den, Lehti Kalem'den, bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemden, bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Dünyayı sevenler veli değildir, canı terk edenler deli değildir. İnsanoğlu gamdan hali değildir, her birini bir efkara yazmışlar. Nedir bu sevdanın nihayetinde, yadlar gezer yarın vilayetinde. Herkes diyarında, muhabbetinde, bilmem bizi ne civara yazmışlar. Yazanlar Leyla'yı Mecnun kitabın, Sümmani'yi bir kenara yazmışlar. Sümmani'yi kalbimize yazmışlar. Teşekkür ediyorum kızım. Yalnız gitmeden ben şurayı düzeltmek istiyorum, affınıza sığınıyorum. Değerli ustalarım ve sanatçılarım. Son iki mısrası bu şiirin özünde aslında yok. Son dörtlüğü şöyle kızım, buradan da bütün Nasa Hazirun'a ben seslenmek istiyorum. Döner mi kavlinden sıdkı sadıklar, dost ile dost olur bağrı yanıklar, aşk kaydına geçti bunca aşıklar, Sümmani'yi der kenara yazmışlar. Bu şiirin orijinalinde bu vardır, öbürü ilave. Teşekkür ediyorum sana, buyurun. Evet, diğer bir yarışmacımız Tuva Büşra Özçelik. Buyurun. İflah olmam ben bu dertten ölürüm. Derdime bir çare bul kara gözlüm. Korkarım ki gurbet ilde kalırım. Bana görünmüyor yol kara gözlüm. Ayrılık belası geçti başımdan. Uzak düştüm sevgilimden, eşimden. Günde kaç çift mendil dolar yaşımdan. Ne olur bu yaşım sil kara gözlüm. İnliyor derdinle bu gönül sazı. Ayrı yerde ettik baharı yazı. İnanma gel buna bu düşman sözü. Bize hasettirler bil kara gözlüm. Gönül bahçesinden güller dermişsin. Yarın beni düşmanlara vermişsin. Duydum yine ele gönül vermişsin. Ya nice söylersin kara gözlüm. Gurbet illerinde gönül yar ister. Usandı bu yerde başka bir yer ister. Kem gözlerden ırak bir diyar ister. Bizleri görmesin el kara gözlüm. Dilde aşık diye söylenir adım. Sana kavuşmaktı bütün muradım. Hasretin güç imiş şimdi anladım. İşte böyle, böyle hal kara gözlüm. Ömrümün belirsiz gece gündüzü. Canıma kâr etti ellerin sözü. Düşmanlar bakıyor ayıra bizi. Gel uyma onlara, gel kara gözlüm. Gelen yoktur seni kimden sorayım. Bilen yoktur sağlığını alayım. Çok isterim bir yol yüzün göreyim. Aramızda dağ var, bil kara gözlüm. Sümmani kaç yıldır yüzün görmedi. Senden bana doğru haber gelmedi. Korkma, henüz gonca gülüm solmadı. Nasıl derse desin ey kara gözlüm. Nasıl derse desin ey kara gözlüm. Teşekkür ederiz. Bir sıradaki yarışmacımız Gülsima Öztürk. Alkışlarınızla buyurun bizim. Bu fani dünyayı zinet etmeden yarattı fazlından nuru bir hüda. Mağrip meşrik, zemin sema dört köşe, altı günde bina kurdu bir hüda. Fal içinde affeyledi Yunus'u, fark etmedi gece ile gündüzü. Hak yaratmış ayı günü yıldızı, bu dünyanın şölvekârı bir hüda. Sümmani aşk ile eyle bir adet, yedi tamı vardır sekiz de cennet. Yaratmıştır
72 mahlukat aziz kıldı peygamberi bir hüda. Teşekkür ediyoruz. Evet, son yarışmacımız Mustafa Altınsoy, Sivas İl Ümranlı İlhanlı Eğitim Müdürü. Doğru mu okudum? İl Milli Eğitim Müdürü, pardon. Yazılımda bir sıkıntı var hocam, kusura bakma. Değerli hocamla Sivas'ta karşılaştık zaten değil mi? Beraber. Evet, buyurun. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol, kıymetli Narmanlı hemşehrilerim, hepinize bu güzel Narman akşamında selam ve saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Bu toplantıya vesile olan Sümmani Baba'ya ve diğer büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli hemşehrilerim, Türkiye'nin birçok yerinde görev yaptım. Gittiğim her yerde Sümmani'den sordular. Sümmani'yi biliyorlar ve bizim yüz akımız olarak her zaman Sümmani ile iftihar ettim. Biliyorsunuz Sümmani'nin vefat tarihi 1914. O tarihlerde Oltu Rus işgali altında, ancak Narman işgal edilmemiş. Dolayısıyla gittiği her yerde Sümmani'ye Osmanlıoğlu diyorlar. Osmanlıoğlu diyorlar. Ve Sümmani'nin bir duası vardır. Ya Rabbi, bana düşman işgalini gösterme diyor. Ve düşman burayı işgal etmeden, biliyorsunuz Narman kısa bir süre düşman işgal altında kalmıştır. Düşman burayı işgal etmeden Sümmani rahmeti rahmana kavuşmuştur 1914 yılında. Evet, derler ki Narmanlı'ya ayet hadis söyleyeceğine Sümmani'den bir beyit söyle, daha etkili olur. Neden böyle? Çünkü halkımızın eğitilmesi konusunda hak aşıklarının halktan almış oldukları ilhamla halka ilahi mesajı vermeye çalışmışlardır. Hatta bu konuda iki tane makale yazdım. Halkın eğitilmesinde halk aşıklarının rolü ve Sümmani Baba. Bu kadarla girizgah yaptıktan sonra beni çok etkileyen Sümmani'den dört tane beyit okumak istiyorum. Sümmani bir haber vardı rahtan, gönlüm dur olmadı hicrandan ahtan, her ne ister isen iste Allah'tan, derden deva görme kul kapısını. Sümmani ne yandın aşk firkatine, aldanma dünyanın saltanatına, olanca mahlukat yüz hürmetine var ettiği Habibine kalmadı. Sümmani dünyada gerçek beyası, Allah de silinsin kalbinin pası, göğsüne vurursa ecel pençesi, o zaman anlarsın boştur bu gönül. Dediler Sümmani gel etme meram, adamı çürütür dert ile verem, senin için dünyada kavuşmak haram, hüdan böyle yazmış kalemin tek tek. Herkese selam, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli hocam teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi yarışmacılarımızın derecelerini tabii ölçmek halkımıza kalmıştır ama alkışlarla bu gelecek. Birincimiz değerli ağabeyimiz Kemal Sargın amcamız. Buyur. Böyle sizi başa alalım. Büşra kızımız ikinci oldu. Üçüncü Fatma Betül, üçüncü Gülsima, dördüncü oldular. Şöyle amca bu tarafa doğru gelirsen, Sayın Başkanımızı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum, hediyelerini takdim edecekler. Efendim Başkanım. Kadir Bey, evet Kadir Bey birinci olmuştu. Tabi ben unuttum Kadir Bey'i. Kadir Başkanımızı, siz de öyle o kalın öyle Kadir Başkanım. Tabi buyur Başkanım. Fotoğraf alabilir misin sen? Şimdi mi?
Kurbağa da olsun. Hey. Şimdi tutayım. Tut tut çabuk çabuk çabuk. Hazır. Uzaktan yapıyorum. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarla başkanım. Hangi darmanlığı çevirirseniz çevirin sümmaniden bir şiir okur. Ben teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum hepsini. Biz teşekkür ediyoruz. Kareye alsınlar. Evet, alkışlarla uğurluyoruz sayın başkanımızı, değerli yarışmacılarımızı. Buyurun Cemal amca. Hele Süman yoktu farz-ı garabi, vücud iklimine geldi garabi. Avuçlayın yerden haki turabi, savurun başıma, vay beni beni. Evet, hoş geldiniz. Tabi Sumani Baba'dan okumadan olmaz çünkü. Sayın protokol değerli katılımcılar, sevgili misafirler. Öncelikle bana bu sahnede yer verdiği için büyük herkese saygılar sunarım. Sağ olun, var olun. Nereden aldınız ki? Kendisinden araba aldı, ona da aldı. Başkasından da aldı. Ondan aldığımız araba aldı. Söndüler mi? Uğur verdi, kaçtılar. Ulan çantada bir şey var. Abi çantada bir tane sigara alayım. Bir de odan alayım, benim için onu çekme. Bedeli vardır. Bu programın bedelini, manevi bedelini tabii bir başka yerden alsak da
maddi bedelini fiziki destek olarak değerli başkanımız ve diğer desteklerini yapan sponsorlarımız var. Ben o büyüklerimizi, iş adamlarımızı sahneye davet edeceğim. Sayın başkanımız da onların hediyeleri Sayın Kaymakamımla birlikte takdim edecekler. Doktor Erkan Yıldırım yazmışlar. Aydın olması lazım. Doğru mu? Doktor Erkan Yıldırım ama Aydın burada yanlış yazılmış. Ben düzeltiyorum yine de. Salim Durmuş Meydan Market. Yücel Yavuz Yücel Ticaret. Sıddık Akdemir Narman Beton. Ruhi Tanrı Verdi Akademi Kırtasiye. Fehmi Akademir Taner Yıldırım Akpetrol. Şeref Akdemir, Cengiz Akdemir, Akdemir kardeşler. Mustafa Yavuz, Hilal Nalbur. Yerel Eylem Grubu Başkanı Burhanettin Eser, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Karahan. Bu değerlerimizi sahneye davet ediyorum. Olanlar gelsin tabii. Olmayanlar burada da herhalde gelecek değiller tabii ki. Evet, değerli sponsorlarımızın hediyelerini vermek üzere Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Eser Bey ve Kaymakamımızı sahneye davet ediyorum. Ben birer selamlama almak istiyorum buradan. Evet, kıymetli Narmanlılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aşık Sümbani şenliklerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ben başta belediye başkanımız Burhanettin Eser olmak üzere tüm sponsorlara, sizlerin huzuruna teşekkür ediyorum. İnşallah güzel ve eğlenceli bir gece geçirirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ben bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Fazla zamanımız yok. Teşekkür ediyoruz. O zaman toplu bir resim alalım, evet. Erkan Bey. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz misafirlerimizi. Hoş geldiniz, sefa geldiniz tekrardan.